Evet, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ben Sezgin Serhat Soylu. Bugün hayvan gübresi dağıtıyoruz. Ben case'e geçtim. Hayvan gübre dağıtmanın ikinci günündeyiz. Babam masayla yüklüyor. Şurada göstereyim. Ben de case'e gübre dağıtacağız. Case'i. Şimdi case bu gübre dağıtmanın nasıl kullanıldığını falan göstereceğim size. Gübre dağıtmanın. Burada ikinci kameramız var. Onu da göstereyim. Oradan da çekim yapıyorum şu an. O kamerayı da koyacağım. Güzel bir video hazırlayacağım inşallah. Şimdi hayvan gübresini nereye taşıyoruz? Hayvan gübresini göstereyim. Birazdan dolar dolduktan sonra götüreceğiz. Hayvan gübresini yeni ekeceğimiz bir yonca arazisi var. Oraya taşıyoruz. Bedava gübre diye bir başlık atacağım. Kendi hayvanlarımızdan çıktığı için bedava oluyor işte. Şöyle yüklüyor şu an babam orada. Bu şekilde yanmış hayvan gübresi. Lastiği de buradan yüklüyor. Romorkumuz 1 dakikaya falan dolar arkadaşlar. Dolunca yola çıkacağız. Böyle göstereyim çekiyi de. Romork da bayağı çekiye basıyor arkadaşlar. O yüzden yavaş gidiyoruz. Bunda en önemli yer yol işte. Yolda yavaş gitmemiz gerekiyor. Şimdi biz case'imize geçelim. Kameramızı başımıza alalım ve tallamıza devam edelim. Şurada iki tane şey yardımıyla kullanılıyor. Bunlar. Biri kapı açıyor, biri de arka kaydıracağı açıyor. Altta bir sistem var. Oraya gidince sistemini anlatacağım. Şimdi kameramı ben kafama alayım. Romork da dolunca yola çıkalım. Evet arkadaşlar, romorkumuz doldu şu an. Marşımıza basalım. Son kepçeyi atıyor babam. Lefitemizi bir atalım. Atacak mı başka? Bir kepçe daha atacak galiba. Tamam, atmış efendim. Ağır ağır kalkalım şöyle. Tallamıza doğru gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar, romorkta tonaj çok. Tonaj çok olunca tekere çok bastı. Arka çekiye çok kuvvet uyguluyor. O yüzden yavaş gidiyoruz. Dün de anlattım zaten, bu işle, bu romorkta piyasaya çalışan kişiler var. Bunlar tallana başına gelir. Köydeki farklı kişiler işte, hayvan gübresi olan kişiler, gübre dağıtma romorku olmayan kişiler tallanı getirir başına döker. Adam da gelir tallanın başından yükler, dağıtır ücret karşılığında. İşte bizim buraya döktük biz, toplama alanı burada. Buradan oraya götürüyoruz. Bunun sıkıntısı, tek sıkıntısı yol. Yolda, yolu çok sevmiyor. Bu dorset tipi romork olduğu için çekiye çok baskı yapıyor. Biz de yavaş gidiyoruz. Yani çok baskı yapmıyor da bu traktörün çekisini kırabilecek. Yani traktörünüz eğer küçükse böyle büyük bir romukta kırabilir. Böyle normal hızlarda gidiyoruz. Şimdi ben videoyu fazla uzun tutmayayım arkadaşlar burada. Burasını ben bitireyim burada. Tallanın başına varınca, şurada zaten 5 dakikaya tallanın başına varırız. 5 dakika boş konuşmayalım. Oraya varınca ben videoyu açayım. Orada makineyi anlatayım size. Çalışma sistemini göstereyim. Şu an tallaya geldik arkadaşlar. Talla buradan başladı işte. Buraya kadar şuraya atıp gittik. Şuradan başladık. Bu hayvan gübresini attıktan sonra da sürüm yapacağız. Toprağa karıştıracağız bu hayvan gübresini. Şimdi önce biraz aralık bıraktık arkadaşlar. 5'er metre 5'er metre şeklinde. Oralardan birer arttık. Şimdi aralardan tekrardan bir daha atıyoruz. Şimdi varınca oraya göstereyim size. Şimdi şuradan tallamıza doğru geçelim. Böyle şuradan girelim. Böyle takviyeyi alayım. Burada çukurluk var arkadaşlar. Şöyle geçelim. Doğru geçelim. Şuraya atmışlar. O taraftan devam edelim. Göstereyim ya. Şurada bir şuraya attık sol tarafına, bir sağ tarafına attık. Şimdi ortadan tekrardan bir daha atıyoruz. Böyle 5'er 6'şer metre aralık var. 7'şer metre falan. Buradan şimdi tekrardan aralardan bir daha atıyoruz. Şöyle
Köprüsü'nü geçelim. Böyle ortasına doğru girelim. Şimdi kapağı açacağız arkadaşlar. Öncelikle yağlamayı şuna taktım arkadaşlar. Bunu yağlamayı basıyoruz. Ortada takılı. Şunu ittiğimiz zaman şu kolu kapağımız açılıyor arkadaşlar. Şu an arkadan kapak açılıyor. Kapağımız açıldı. Açıldıktan sonra şunu çeviriyoruz artık. Dönmeye başlıyor. Bunu bastığımız zaman bu dönmeye başlıyor. Yağ verdiğimiz zaman alttan dönmeye başlıyor. Şimdi 750 de atıyoruz. 750 de kuyruk milimiz. Traktörü çalıştır, kuyruk milini çalıştırıyorum. Şöyle kuyruk milini çalıştırdık. Şimdi yavaşça kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra yağlamaya basıyorum. Yağlama çalışıyor. Şu camı kapatayım. 12 gazda falan atıyoruz. 12 gazlarda. 440 devirleri de atıyor. 440-450 devirleri de. 6,5 kilometre hızla gidiyor. Böyle yürüyelim. Şu an arkadan saçıyor. Hatta da zincir sistemimiz var. Zincir sisteminden de dönüyor şey. Paletimiz. Hatta bir zincir sistemi var. O hayvan gübresini arkaya doğru çekiyor. Arkadan da savuruyor. Şurada pano var. Şuraya gelelim. Şurada duralım. Şuraya geçtikten sonra tekrardan çalıştıralım. Böyle çalıştıralım. Tekrardan yağlamaya bastım. Yağlamayı bastığımız zaman alttaki mekanizma dönmeye başlıyor. Buraya yağlama bastığımız için. Arkada da pevraneyi savuruyor şu an. Kenarlardan bir daha atıyoruz. Ortadan bir daha gidince böyle oluyor. Buralarda arazilerimiz verimi düşük olduğu için arkadaşlar hayvan gübresiyle verimimiz yükseliyor. Burayı da yonca ekeceğiz. Yoncanın tabandan hayvan gübresi atılması bayağı iyi oluyor. Bu hayvan gübresi biraz daha hızlı olduğu için bu hızlı boşaldı. Pevraneden gözüküyor zaten. Bunu bitirdikten sonra üzerinden şey yapacağız. Çizelle karıştıracağım toprağı. Onsa yonca için hazırlayacağız bu arazi. İleriki süreçlerde. Yonca ekeceğiz burayı. Yavaşça dönelim. Şuraya atmışlar. Şuradan gelelim. Burada eksik kalan bir yer var arkadaşlar. Şurada eksik kalmış. Buraya. Şu an yağlamayı bıraktığım için arkada palet durmuyor arkadaşlar. Kuyruk milini de durdurdum. Dönmüyor arka taraf. Şurası eksik kalmış. Şuraya atacağım. Şöyle yavaşlayalım. Kuyruk milini çalıştıralım. Tekrardan yağlama bastığım zaman tekrardan dönüyor alttaki paletle. Bir fidez daha atalım burada. Arka kameradan gözüküyordur umarım. Burada pevraneli şeyi. Böyle yavaşlayalım biraz. İçinde az gübre kaldı. Azalınca yavaş atıyor. Saatimiz 1:08 geçiyor. Biraz acıktım da. Şöyle bakalım. Altta az bir şey kaldı. O da bitince kapakları kapatacağız arkadaşlar. Bir daha döndü mü palet biter o. Şimdi
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuyruk bine durduralım önce. Kuyruk bine bastığımız zaman duruyor. Şu palette çektiğimiz zaman palet de duruyor. Şu sağ taraftaki şeyi de joystick'e kendimize doğru çektiğimiz zaman kapak kapanıyor şu an. Kapağımız kapandı. Yağlamayı da boşaldık. Şimdi tekrardan şöyle vitesi düze alalım. Doldurmak için makinenin yanına gidelim. Videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika, 7,5 dakika. Bu şekilde atıyoruz işte arkadaşlar. Orada masaya yüklüyor. Biz de buraya getirip dağıtıyoruz hayvan gübresini. Bedava hayvan gübresi. Toprağın verimini çok arttırıyor ama yanmış olması gerekiyor dediğim gibi. Yanmazsa bir faydası olmaz. Bu şekilde. Şuradan tekrardan yolumuza çıkalım. Burada reform yeni yol yaptı arkadaşlar. Şurada reformun yolu. Reform yollarında böyle şarampoller var. Buradan talladan böyle çıkıyoruz. Romorkumuz da çıksın. Böyle basalım. Keyisinde oturanı yaptırdım arkadaşlar. Hiç gıcırtı gelmiyor. Gıcırtısını falan o yağlama işlemini falan yaptık. Orada boşluklar falan yapmış. Onları falan gösterdim zaten inceleme videosunda. Otura yaptırınca güzel oldu. Otura şu an iyi yaylanıyor. Önceden yaylanmıyordu. Şurayı da göstereyim. Bu şekilde dağıttık hep arkadaşlar. Oradan başladım. Bu şekilde dağıttık geldik. Bayağı dağıttık. Biraz gübre dağıtmamız bitince bir de karıştırıverdim mi toprağa karışır burası. Şimdi varalım oraya tekrardan arkadaşlar. Oraya varınca devam ederiz videomuza. Masayı yine yüklesin oradan. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi tekrardan yüklemeye başladık. Masayı yüklüyor. Öyle masayı dıştan göstereyim size biraz sesini. Hayvan gübresini göstereyim. Bayağı attık arkadaşlar. Orada başladık. Oradan buraya kadar geldik. Bayağı bir gübre attık. Aslanım. Böyle sesi zorlayınca bir tork sesi geliyor arkadaşlar. Gerçek. İçinden bir ses geliyor. O sesi güzel gerçekten. Böyle zorlayınca geliyor ses. Hemen böyle yüke gelince. Aslında bu Euro 4, Euro 5 sistemleri iyi değil arkadaşlar. Euro 2, Euro 3 daha iyi yani. Böyle ses konusunda şey konusunda olsun. Ama çevre dostu değil. O yüzden Euro 4, Euro 5 getiriyorlar. Euro şeyi arttıkça traktörün sesi falan hiç kalmıyor. Bu traktörün sesi çok daha iyi. Hayvan gübremiz de burada arkadaşlar. Böyle göstereyim. Burada bu şekilde yanmaya bırakıyoruz. Yanan hayvan gübresi. Şu an bu an içi bayağı sıcak şu an. Ayağını bassan çok şey çıkar. Zaten gübreyi kaldırırken buhar çıkıyor. Buharı da gösterdim ben diğer videolarımda. Romorkumuz dolar. Romork dolunca tekrardan gideceğiz. Atacağız gübremizi. O çekiş sistemini de göstereyim arkadaşlar. Şuradan varalım. Case'deki çekiş sistemini göstereyim. Üst çekiye taktım. At çekiye takınca daha çok basıyor. Üst çeki de kullanıyoruz. Ben at çekiyi söktüm zaten. Benim case'in alt çeki sökülü. Case'in de havaların lastiklerini indirdim arkadaşlar. Benim arkalarda 27 hava varmış. Önlerde 25 hava varmış. Ben arkaları 22 yaptım. Önlerde 20 yaptım. Traktör hoplaması azaldı. Ben lastikçi abiye gittim. Ondan konuştuk. Bu havalar 27'ye 25'i normal dedi. Lastiklerin çatlamaması için. Az havada dedi lastikler çatlar dedi. Ben 22 yaptım. Üzerinde max 25 yazıyor da. Ben 22 yaptım havaları. Önlerde 20. Böyle göstereyim. Böyle hoplaması biraz daha azaldı. Makinenin sistemini de göstereyim. Şöyle bir zincir sistemi var.
Buradan yağla dönüyor işte arkadaşlar. Burada bir yağ pompası var makinenin. Burada yağ pompasıyla zincirleri döndürüyor bu motorla. Buraya yağ bastığımız zaman yağ pompası bu. Bu mekanizmaya çeviriyor. Mekanizma da şöyle zincirde alttan. Alttan geliyor işte. Üstten götürüyor. Alttan geliyor üstten götürüyor. Bu şekilde bir mekanizma var. Burada görürseniz bu arkaya doğru dönüyor. Önden geliyor, arkaya doğru dönüp gidiyor. Öyle bu şekilde boşaltıyor. Bunun boşaltması hızlı. Bizim gübre dağıtma romorkunun sistemini değiştirdik. Bu romork eskiydi. Kaç model bu ki? 2013 mi ki? Biz bunu değiştirdik. Diğer video, önceki videomda da bahsettim. Buna el gibi sistemler yaptırdık. Bunun önceki sistemleri şöyle bıçak şeklinde dönen bir sistem vardı bunda. Buna el sistemini taktırdık Konya'da. Bu sistem çok daha iyi atıyor. Öbürü çok iyi atmıyordu. Öbürü şuradan başlıyor, şöyle dönemeçli bir demir çıkıyordu yukarı doğru. Üstünde bıçakları falan vardı. O güzel atmıyordu. Biz bu sistemle değiştirdik onu. Arkaya bu sistemi taktılar. Çok daha güzel oldu bu. Öyle basayım. Şey, ön tarafa çok basmasın diye yükü arka ağırlıklı atıyoruz. Arkaya doğru atıyoruz yükü. Çekiye çok basmasın diye. Bizim de bir de şu romorkun ok mekanizması gözüküyorsa biraz eğri. O yüzden biraz da eğrildiği için o yüzden motorun arkaya basıyor biraz. Zaten attıktan sonra lastikler biraz yazılıyor. Böyle göstereyim. Masa yüklüyor. Bak biraz ortada kaldı. Burada az gübre vardı. Bu tarafa doğru alsak alır aslında da. 2-3 kepçe de attığımı dolar zaten. Benim öbür video kamerada galiba hafıza doldu. O kamera durdu şu an. Onun sesi geldi. O kameraya bakalım. Bunu galiba hafıza doldu. Öyle bakarsak. Buradan da düşecek diye korkuyorum arkadaşlar. İyi yapıştırıyorum da. Özellikle bakıyorum. Kart dolmuş galiba. Ne diyor bu? Aynen kart dolmuş. Bunu kapatalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üst çekiye takılıyor. Üst çekiye taktım. Bu şekilde üst çekiye basıyor. Çok basmıyor da aslında yani. Çok şey değil de. Yine de dikkat edilmesi gerekiyor bunu. Çeki sistemlerini kırabiliyor bu. Zaten dörtte romuklarda böyle basma olayı oluyor arkadaşlar. Traktörü arkasına doğru basıyor. Diğer romuklar basmıyor da. Çoğu yerde kullanılıyor. Videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Fazla uzun tutmayalım. Biraz da buradan göstereyim dedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın.